Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün beraber su, ses ve deprem dalgalarını işleyeceğiz ve dalgalar ünitemizle vedalaşacağız arkadaşlar. Su dalgalarının genel özellikleriyle başlıyoruz. Şimdi su dalgalarını biz doğrusal ve dairesel su dalgaları olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi doğrusal su dalgası elde etmek zor olduğu için öncelikle onun nasıl elde edildiği konusuna bir konuşalım. Şimdi şu şekilde camdan yapılmış bir kabımız var. Burada bir kaynağımız dalga üretmeye başlıyor. Gördüğümüz gibi burada tepeler ve çukurlar oluşuyor arkadaşlar. Biz karanlık bir ortamda buna yukarıdan paralel ışık yolladığımız zaman bunun altına da beyaz bir perde koyduğumuzda arkadaşlar burada tepeler ince kenarlı mercek gibi. Hatırlayın, ortaokulda ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek vardı. İnce kenarlı mercek ışığı topluyordu, kalın kenarlı mercek de ışığı dağıtıyordu. Bu tepeler ince kenarlı mercek gibi ışığı topluyorlar. Buradaki çukurlar ışığı dağıtıyorlar kalın kenarlı mercek gibi. Bunlar topluyor, tepe topluyor, çukur dağıtıyor. Tepe topluyor, çukur dağıtıyor. Sonra biz buna baktığımızda arkadaşlar böyle düz çizgiler elde etmiş oluyoruz. Ve buradaki düz çizgiler bana tepeleri anlatırken buradaki kesikli çizgiler ise bana çukurları anlatmış oluyor arkadaşlar. Ve dalgalarımız bu tarafa doğru ilerleme yönüne sahip oluyor. İlerleme yönümüz her zaman bu dalgalara bakın dik olmak zorundadır. Dalgalarda neler öğrenmiştik? Ardışık iki tepe arasındaki mesafeyi ne diyorduk arkadaşlar? Dalga boyu diyorduk. O yüzden buradaki ardışık iki tepe arasındaki bu mesafe dalga boyudur. Ya da bu mesafe dalga boyudur. Ya da arkadaşlar bu mesafe bizim için dalga boyudur diyoruz. Burada bakın dalga leğinde oluşturulan dalgalara üstten bakıldığında dalga tepelerini şekildeki gibi doğrusal çizgiler olarak gördüğümüzü ifade etmişiz. Şimdi bir de dairesel su dalgaları var. Şimdi suya taş attığımızda su her tarafa doğru yayılan dalgalar şeklinde dairesel olarak yayılır. Bunu günlük hayatta çok gördüğümüz bir şeydir. Yine aynı formatta bunu ışık tutarsak altına koyduğumuz beyaz perdede yine bakın şu şekilde burada aynı burada olduğu gibi düz çizgiler ve burada kesikli çizgiler olacaktır aslında. Buradaki ardışık iki tepe arasındaki mesafeyi biz yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Dalga boyu adını vereceğiz. Şimdi biz dalgalar konusuna başladığımızda, dalgaların temel özellikleri başladığımızda bazı matematiksel ifadeler kullanmıştık. Şimdi demiştik ki periyot ve frekans bunlar birbirinin tersi kavramlar olduğu için çarpımları her zaman birdi. Bu nedenle periyodu buluyorsak frekans da onun tersiydi. Yani periyot 10 ise frekansımız 1 bölü 10. Frekansımız 3 ise periyodumuz 1 bölü 3 gibi. Ondan sonra arkadaşlar dalga boyunu ifade ederken lambda eşittir TV dediğimiz yani dalga boyu eşittir periyot çarpı hız ya da burada periyot yerine 1 bölü frekans yazdığımızda hız eşittir lambda çarpı f şeklinde bu matematiksel modellemeyi elde etmiştik. Aynı olayı burada da uyguluyoruz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü biz hala dalgaları işliyoruz. Şimdi burada hatırlarsanız yay dalgalarında hız neye bağlıydı derken ortama bağlıydı. Yayı gelen kuvvete bağlıydı. Boyca yoğunluğuna bağlı demiştik. Şimdi frekans ve hız birbirinden farklı kavramlardı. Şimdi bu kısma çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki su dalgalarında hız sadece derinliğe bağlıdır. Derinlik arttıkça dalgaların hızı da artar. O zaman bana dalgaların hızını kıyaslamamı istiyorlarsa derinlikleri vermek zorundalar. Frekans ise sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece değişmez. Burada da arkadaşlar frekansın sadece kaynağa bağlı olduğunu öğreniyoruz. Yani hız artarsa frekans değişmez, frekans artarsa hız değişmez. O zaman arkadaşlar biz V eşittir lambda çarpı f'i yorumlarsak buradaki hızın artması frekansı değiştirmez, dalga boyunu arttırır. Ya da tekrar yorumlarsak mesela frekansı arttırırsak bu arkadaşlar bu kez hızı değiştirmez, bunun yerine dalga boyunu azaltacaktır. Burada frekans ve hız kavramları birbirinden farklı, onu lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir sorumuz var. Olayı daha iyi kavramak adına. Bir tane kaynağımız var ve şekildeki görünüme sahip bir kabımız var. Şimdi kabı incelediğimizde arkadaşlar bu kısım gördüğümüz gibi derin, bu kısım gördüğümüz gibi sığ bakın.
Şimdi biz derinlik ve sığlık açısından ne öğrendik? Derinlik ve sığlık bize ne anlatıyor arkadaşlar? Hızı ifade ediyor. Şimdi dalgalar buradan bu tarafa doğru gittikçe hangi özelliklerinin nasıl değiştiğine dikkat ediyoruz. Şimdi derinden sağa gittikçe hız ne olacaktır arkadaşlar? Derinlik azaldığı için hızımız da azalacaktır. Frekans sadece kaynağa bağlı olduğu için ve bana frekansla ilgili herhangi bir değişiklikten bahsetmediği için o zaman frekansım değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz önceki matematiksel yorumu tekrar yapacağız. Frekansımız değişmediği bir durumda hızımızın azaldığını biliyorsak eşitliğin sağlanabilmesi için burada dalga boyumuzun da azalması gerekir. O zaman arkadaşlar dalga boyumuz burada azalacaktır. Burada genlikle ilgili durumu ise arkadaşlar tamamen deneysel, yani buradaki şekle bakarak yorumluyoruz. Bunlar sığ ortama geldiklerinde genlikleri gördüğünüz gibi denge konumuna olan maksimum uzaklıkları azaldığı için buna azalır diyoruz. Yalnız genlik için şunu demiyoruz. Hız azalırsa genlik azalır gibi bir genelleme yapmıyoruz. Bir de bize soracakları şeylerden bir tanesi, bu şekilde bir kapta oluşturulan dalgalara üstten baktığımızda nasıl bir görünüm elde ederiz? Şimdi üstten baktığımızda dalga boyumuz giderek azaldığı için arkadaşlar önce buradaki aralıkların geniş olması gerekiyor. Sonra gördüğünüz gibi giderek aralıkların birbirine yaklaşması, yani dalga boyumuzun azalması gerekiyor arkadaşlar. Bana bu şekli verdiklerinde de ben buradaki yorumların aynısını yapabilmeliyim. Nasıl yapabilmeliyim? Dedi ki işte böyle bir şeklim var. Ha, o zaman ne yapmış olabilirim? Demek ki burada dalga boyum azalmış. Dalga boyum azalmışsa frekansla ilgili herhangi bir değişiklik yoksa o zaman hızım azalmıştır gibi, buradan buraya gittikçe derinlik azalmıştır gibi bir yorum yapabilirim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada da başka bir sorumuz var bakın. Bir kabımız var. Kaynağımız dalga üretiyor. Yalnız bu kabın içerisine farklı yüksekliklerde cisimler yerleştirmişiz. Şimdi şekle baktığımızda ortamları KLM diye böldüğümüzde en derin yer M bölgesi, en sığ yer ise L bölgesi olmuş. Kaynağın ürettiği dalgaların KLM bölgelerindeki hız, frekans ve dalga boylarını kıyaslamamı istiyor arkadaşlar benden. Şimdi derinlik kıyaslamasını yapalım isterseniz. Derinlik kıyaslaması HM büyüktür, HK büyüktür, HL midir arkadaşlar? Hızla derinlik doğru orantılı demiştik. O zaman hız için aynı şekilde VM büyüktür, VK büyüktür, VL dememiz lazım. Sonra frekans. Frekans sadece kaynağa bağlı. O zaman frekansla ilgili hiçbir şey değiştirmeyeceğim. O zaman bu KLM bölgelerinde kaynağın ürettiği dalgaların frekansı değişmeyecektir. Şimdi bu ikisinden yine matematiksel modellememizde yararlanacak olursak, o zaman frekansımız her yerde aynıysa hızın fazla olduğu yerde dalga boyumuz da fazla olacaktır. O yüzden burada lambda M büyüktür, lambda K büyüktür, lambda L şeklinde dalga boyumuzu da kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Bana dalgaların üstten görünümünü çizdirebilirler. Özellikle sınavlarda. Şimdi burada arkadaşlar biz kabımızı 3'e ayırmak zorundayız. Çünkü 3 farklı derinlikte bölge var. Ve burada en sığ bölge L olduğu için, yani dalga boyu orada en küçük olduğu için, buraya atacağım bu doğrusal çizgilerin sayısının fazla olması gerekiyor. Çünkü bu çizgilerin arasındaki mesafenin kısa olması gerekiyor. K'da nispeten bu çizgilere göre daha az çizgiler çizmem gerekiyor arkadaşlar. M'de ise çok daha az çizgi çizmem gerekiyor. Bana bu şekli verdiklerinde de ben yine dalga boyu en fazla burada olduğu için M bölgesinin derinliğinin en fazla, L bölgesinin derinliğinin en az olduğunu söylemek zorundayım. Bu yorumlarımızı bu şekle göre de yapmamızı isteyebilirler. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, devam ettik. Su dalgalarında yansıma. Şimdi yansıma olayı, bir engele çarpan cisim yansıma yapar. Aynı şey dalgalar için de geçerli. Biz dalgayı herhangi bir yüzeye çarptığımızda orada yansıma olur. Doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıması olarak bunu ilk önce işliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane
Doğrusal su atması adını veriyoruz biz buna. Çünkü tek. Eğer bu birden fazla olursa dalga diyoruz. Eğer tek olursa atma diyoruz. Böyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun orta noktasına O demişiz. K ve L uçları var bakın burada. Şimdi burada alfa, teta ve beta diye açılar tanımlamışız. Şimdi bize soracakları şey şu olacak. Bu şekilde bir dalganın gelme açısı nedir? Şimdi arkadaşlar gelme açısı her zaman için buradaki açıdır. Yani buradaki teta açısı değildir bakın. Bu arkadaşımız buraya geldiğinde bu şekilde normal yansıyacaktır. Eşit açı yapacak şekilde. Yansıdıktan sonra burada yine bir açı elde edeceğiz. Burada bir beta açısı var. Ona da biz yansıma açısı diyoruz. Ne olursa olsun bu alfa ve beta açıları her zaman birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi bize soracakları diğer bir şey ise şu olacaktır. Acaba yansıdıktan sonra K ve L uçları nereye gelmiştir? Şimdi bunu orta noktasından yansıttık, şöyle yaptık. Aynı şeyi K için yapabiliriz. Bakın şöyle yansıttığımızda ha demek ki K buraya geliyormuş arkadaşlar. Aynı şeyi L için yaptığımızda L ise buraya geliyormuş. Yani K ve L uçlarının görünümü şekildeki gibi durum sağlıyormuş. Lütfen burada gelme ve yansıma açısının arkadaşlar buradaki teta açısı değil de buradaki atmanın buradaki yüzeyle yaptığı açı olduğunu unutmuyoruz. Bunun başka bir soruluş şekli şöyle gelebilir karşınıza ve çok sorulan bir şeydir. O noktası engele ulaştığında atmanın görünümü nasıl olur? Şimdi öncelikle burada gelme açısı nedir derlerse benim burada gelme açımı tespit edebilmem için şu açıyı bilmem gerekiyor arkadaşlar. Kaç derecedir bakın buradaki açım benim için 40 derecedir. Neden? Çünkü bu ilerleme doğrultusu dalgaya her zaman diktir. 180'i tamamlamak adına 40 olması gerekir. Şimdi burada diyor ki O noktası engele ulaştığında, yani O noktası şurada olacak. O noktası ulaştığında K noktası henüz zaten ulaşmamıştır. Doğru mu arkadaşlar? Ve bu tarafa doğru gidiyordur. Şimdi bu iki atma birbirine paralel olduğu için o zaman bu iki açının da birbirine eşit olması gerekir ve burasının 40 derece olması gerekir arkadaşlar. Bundan sonraki düşünce şeklimiz şöyle olacak. Eğer engel olmasaydı bizim L noktamız burada olacaktı. Engelden sonra kaç derecelik açı ilerleyecekti? 40 derecelik açı ilerleyecekti. O zaman yansıdıktan sonra yine burada yüzeyle yaptığı açının kaç derece olması gerekiyormuş arkadaşlar? 40 derece şeklinde ifade edeceğiz. Yani böyle kırık bir dalga elde edeceğiz. Bundan sonra bize böyle sorular sorulduğunda biz buradaki gelme açısını tespit ettikten sonra arkadaşlar şunu şöyle çizdik. K buradadır, L buradadır. Her zaman için şu iki açıyı bundan sonra siz eşit yapacaksınız. Zaten paralellikten burasını 40 derece olarak bulduğumuz için burası da 40 derece olacaktır. Lütfen şu arayı 90 yapma gibi bir durumla karşılaşmayalım. Çünkü burada 90 olduğu için öyle bir istek doğuyor ve bu nedenle de burası 40, burası 90'sa burası 50 gibi bir durum gerçekleşiyor. Lütfen ona dikkat ediyoruz. Her zaman bu iki açının birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Devam ettik. Burada da başka bir sorumuz var. Şekildeki su atmasının 1 ve 2 engellerinden yansıdıktan sonraki görünümü nasıl olur demişiz. Şimdi buradaki atmamız buraya gelirken kaç derecelik açı yapmış yüzeyle? 40. O zaman yansıdıktan sonra da kesinlikle yüzeyle arkadaşlar 40 derecelik açı yapmak zorundadır. Şimdi bunu devam ettirelim bakın orta noktasının görünümüne. Şimdi 80 var, 40 var. Bir üçgen tanımladığım için burada 60 olacaktır o zaman burası. Eşit açı yaparak yansıyacağım için o zaman yansıdıktan sonra buradaki açımız da 60 olacaktır. O zaman demek ki bu atmamız şu şekilde ilerliyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Peki bunun K ucu neresidir? L ucu neresidir? Aynı şeyi bir tanesi için. Mesela L için yapalım. L'den uzattık bakın. Böyle uzattık. Kabaca şurası L oluyordur. Kabaca burası da K oluyordur. O zaman arkadaşlar bunun yansımış hali bize sorularda iki şekilde verilebilir. Birincisi bunun yansımış hali şudur. Şurası L'dir. Burası K'dir. Şu açı
60 derecedir. Ya da arkadaşlar bu bize başka bir şekilde şöyle ifade edilebilir. Burada bir atmamız var. Burası L, burası K ve bunun burayla yaptığı açı. Sonuçta burasının 60 olduğunu, burasının 90 olduğunu biliyorsak burasının kesinlikle 30 olması gerekir şeklinde ifade edilebilir. Eğer bu seçenekli bir soru olursa doğru cevap iki şekilde yazılabilir. Herhangi biri olabilir. Lütfen ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi doğrusal su dalgalarının parabolik engelden yansıması. Parabolik engel ortaokuldan hatırlayacağımız gibi arkadaşlar 8. sınıfta çukur ve tümsek aynalar işlemiştik. Burada da çukur ve tümsek engellere bakacağız. Burada bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bir çukur engelimiz var ve bir çukur engeli biz buradan doğrusal atmalar yollamışız. Bu doğrusal atmalar çukur engeli yansıdıktan sonra odak noktasında odaklanarak dairesel su dalgaları şeklinde dağılırlar. Yani buradan gelen bu atmalarımız buradan asal eksene paralel geldi, odaktan geçti. Burada toplanıyorlar bakın. Sonra tekrar dağılıyorlar. Şimdi bunun bu ucuna K, bu ucuna L dersek buradan gelen atmamızın ilerleme yönü burası olduğu için artık K ve L isim değiştirmiştir. Yani buradan gelen üstten gelen K alta, alttan gelen L üste geçmiştir diyoruz. Şimdi tümsek engel için konuşursak tümsek engele gelen doğrusal su dalgaları uzantıları odak noktasından geliyormuş gibi dairesel su dalgaları olarak yansır. Buradan yolladığımız bu atmalar şöyle asal eksene paralel geldiğini düşünürsek uzantıları odaktan geçiyordu. Bunlar bu yüzeye çarptıktan sonra şu şekilde bakın dağılıyorlar arkadaşlar. Burada bize neyi sorabilirler? Hangi dalgalar odaklanmıştır diye sorabilirler. Bakın burada bu dalgalar odak noktasında odaklanırlar. Ama bunlar uzantıları odaktan geçecek şekilde geldikleri için bunlar odaklanmazlar. Bize hangileri odaklanır, hangileri odaklanmaz diye sorulabilecek arkadaşlar. Şimdi dairesel su dalgalarının yansımasına geçtik. Öncelikle düz bir engelimiz var. Yani bir tane arkadaşlar çubuk gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ya da bir cetvel gibi düşünebilirsiniz. Burada bir K noktası var. Parmağımızı suya batırıp soktuğumuzda bu şekilde dairesel dalgalar elde ediyoruz. Şimdi bunlar da arkadaşlar buradaki yüzeye çarptıkları zaman sanki arkadaki bir noktadan geliyormuş gibi. Bunu yeni ortaokul konularınızdan düzlem ayna ya da düz aynada işlemiştik. Buradaki K noktasının engeli olan dik uzaklığı ne kadarsa aynı şekilde simetriğini alıyoruz. Ve buradan aynı dalga boyuna sahip olacak şekilde bakın dalga boyumuz eşit. Sanki buradan geliyormuş gibi dalgalar gelecektir. Ve bunlar buraya çarptığında bakın şöyle yansımış. Mesela bundan sonraki böyle yansıyacak. Bundan sonraki böyle yansıyacak şeklinde devam edecekler. Yani dairesel dalgalar yine dairesel olarak yansıyacaklar. Şimdi biraz önce demiştik ki çukur engele gelen doğrusal dalgalar odak noktasında odaklanıyorlardı. Şimdi dalgalar tersine özellik gösterir. Bunun tam tersine bakıyoruz. Odak noktasından gelen dairesel dalgalar çukur engelden yansıdıktan sonra doğrusal su dalgası olarak yansır. Yani ben buradan dairesel dalga yollarsam odaktan bunlar buraya çarptıktan sonra bu şekilde düz oluyorlarmış arkadaşlar. Tümsek için ne söylemiştik? Buradan asal eksene paralel yani doğrusal su dalgalarımız çarptıktan sonra uzantıları odaktan geçecek şekilde dairesel olarak yansıyorlardı. Burada da diyoruz ki tümsek engele odak noktasını hedefleyerek gelen dairesel su dalgaları yani bu dalgalar bakın odak noktasını hedefleyerek geliyorlar. Doğrusal su dalgaları olarak yani bu şekilde yansıyorlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi çukur engelin eğrilik merkezine yerleştirilen noktasal dalga kaynağının eğrilik merkezi şurası oluyor arkadaşlar. Biz ona merkez de diyoruz. Buradaki şu mesafe odak noktası ise iki tane eşit uzaklık. Yani buraya merkez diyoruz. Noktasal dalga kaynağının oluşturduğu dairesel dalgalar engelin çukur yüzeyinden yansıdıktan sonra tekrar dairesel dalgalar olarak engelin merkezine toplanır ve dairesel dalgalar olarak yayılır.
Yani diyor ki bize, biz buradan dairesel dalgaları yollarsak yeşille olduğu gibi, bunlar buradaki çukurengere çarptıktan sonra yine sanki merkezde toplanacaklarmış gibi geri yansırlar ve burada toplandıktan sonra diğer tarafa doğru dağılmaya devam ederler. Bunlar odaklanır mı diye bir noktada sorarsa, evet bunlar odaklanırlar diyoruz. Çünkü bir yerde toplanıyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi burada doğrusal su dalgalarının kırılmasına bakacağız. Su dalgalarının bir ortamdan derinliği farklı bir ortama geçerken ilerleme doğrultusunu değiştirmesi olayına su dalgalarında arkadaşlar kırılma diyoruz. Şimdi burada ortamları biz sığlık ve derinlik olarak, yani yüksekliklerine göre, derinliklerine göre kıyaslamaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, burada bir tane atmamız ilerlemeye başlamış. Buradaki ortamdan alttaki mavi ortama geçmeye çalışıyor. Şimdi biz buradan ilerlerken arkadaşlar, ilk önce mavi ortama kim gelmiş? Kalemimizin arka ucu. Kalemimizin arka ucu mavi ortama geldikten sonra bu dalga bu şekilde bükülmüş. Ha, o zaman bu şu anlama gelir. Kalemimizin arkası yavaş ilerlemiş, ucumuz hızlı ilerlemiş. Ha, o zaman bu kısım benim için arkadaşlar derindir. Bu kısım ise benim için sığdır bak. O zaman biz derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları normale yaklaşarak kırılır diyoruz. Normal dediğimiz neydi hatırlayın? Burada bu ayırma yüzeyini dik olarak kesen hayali bir çizgimiz vardı. Biz ona normal diyoruz. O zaman derin ortamdan sığ ortama geçerken arkadaşlar biz normale yaklaşarak kırılıyormuşuz. Şimdi bu kez buraya baktığımızda ise bu şekilde ilerleyen bir atmamız var bakın. Yine önce kim giriyor mavi ortama? Kalemimizin arkası. Kalemimizin arkası girdikten sonra bu şekilde bükülmüş. Ha, bu kez de kalemimizin arkası hızlı gitmiş demek oluyor. Ha, bu kez derin ortam burası arkadaşlar, sığ ortam da burası olmuş oluyor. Ve sığ ortamdan derin ortama geçen su dalgaları normalden, normalimiz yine bakın buraya dik olarak geçen çizgimiz, uzaklaşarak kırılacaktır. Şimdi biz burada neler sorulacak bize? Zaten dalgaların kırılmasının sebebi arkadaşlar hızlarındaki değişiklik. Bakın burada alfa açısı ve beta açısı. Burada alfa açısı ve beta açısı var. Buradaki alfa açısına biz ne diyoruz? Gelme açısı diyoruz. Her iki durumdaki beta açısına ne diyoruz? Kırılma açısı diyoruz. Şimdi bu dalgalar derinden sağa ya da sığdan derine geçtiklerinde bunların dalga boyları, hızları nasıl değişiyor? Bana arkadaşlar bunların hızlarıyla alakalı bir oran sorarlarsa ben şunu yapacağım. Bakın buradaki açımız ne alfa, buradaki açımız ne beta. O zaman bana sinüs alfanın parantez içinde değerini verecekler. Ben o sinüs betaya böleceğim, onu da verecekler bana. Bu oran bana derin ortamın hızının sığ ortamın hızına oranını verecek. Aynı şekilde derin ortamın dalga boyunun sığ ortamın dalga boyuna oranını verecek. Burada değişmeyecek şey nedir arkadaşlar? Burada bir ortamdan diğer ortama geçtiğimizde kesinlikle unutmuyoruz. Frekans kaynağa bağlı olduğu için frekans ne olmaz arkadaşlar? Değişmez diyoruz. Lütfen unutmuyoruz. Yani biz derinden sığa geçerken normale yaklaşıyoruz. Sığdan derine geçerken normalden uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir sorumuz var bakın. KLM bölgelerin derinlikleri sabit olup K bölgesinde oluşturulan doğrusal su dalgalarının L ve M bölgelerinde izlediği yol verilmiş bize. Buna göre ortamların derinlikleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi K ortamından L ortamına geçerken bu iki ortamı ayıran çizgimiz aslında bizim bakın budur. Yani bizim normalimiz budur. Peki bu şekilde gitmeye çalışan bir dalga iken arkadaşlar normalden ne yapmış gördüğünüz gibi uzaklaşmış. Peki hangi durumda biz normalden uzaklaşıyorduk? Bunu unutmuyoruz. Derinden sağa geçerken normale yaklaşıyoruz. Sığdan derine geçerken normalden uzaklaşıyoruz. Şimdi uzaklaştığımız için demek ki burası sığmış, burası derinmiş arkadaşlar. Ondan sonra L'den M'ye geçerken bakın dalgaların doğrultusunda bir değişiklik olmamış. Yani eşit açı yaparak ilerlemişler. O zaman L ve M ortamının derinliğinin
bu bana eşit olduğu anlamına geliyordur. Ve sığ ortam tespit ettiğimiz için K'nın derinliği de onlardan azdır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ettik. Şimdi stroboskop dediğimiz bir alet var. Stroboskop dediğimiz alet arkadaşlar su dalgalarının frekansını ölçmek için kullanılan bir alet. Şimdi bakın, burada doğrusal su dalgalarımız var. Bunlar kaynak burada oluşturuyor ve bu tarafa doğru ilerleyen dalgalar bakın. Şimdi stroboskop dediğimiz alette arkadaşlar üzerinde şu şekilde yarıklar var. Yani mesela burada kaç tane açıklık var? 4 tane açıklık var. Şimdi biz konunun başında bu doğrusal dalgaları nasıl elde ediyoruz demiştik. Karanlık bir ortamda suyun üzerine ışık düşürüyorduk arkadaşlar. Düşürdüğümüz ışıkta tepeler ışığı topluyordu, çukurlar dağıtıyordu. Yani bunlar benim için aslında birer tane tepe oluyor. Ve aydınlık çizgiler oluyor, bakın unutmuyoruz, aydınlık çizgiler. Şimdi burada stroboskop dediğimiz alet şu şekilde rüzgar gününe benzer. Burada parmağınızı sokup çevireceğiniz bir yer vardır. Altından da bunu tutarız arkadaşlar ve çevirmeye başlarız. Şimdi çevirmeye başladığımızda elde edeceğimiz şey şu olmak zorunda. Bunlar aydınlık çizgiler. Ben bunu öyle bir hızla döndüreceğim ki arkadaşlar bakın. Buradaki aydınlık çizgiyi bu açıklıktan gördüğüm anda diğer aydınlık çizgi buradan buraya gelene kadar eğer ben bu açıklığı buraya getirirsem o zaman ne görürüm arkadaşlar? Hep aynı çizgiyi gördüğümü zannederim. Hep aynı çizgiyi gördüğümü zannettiğim anda da artık benim bunda döndürme hızım frekansım yani dalgaların frekansına eşit olmuştur demektir. Şimdi burada bazı kavramlarımız var. Neler var? Şimdi FD dediğimiz şey dalgaların frekansı. Zaten biz bunu bulmaya çalışıyoruz. FS dediğimiz şey ise stroboskopun frekansı. N dediğimiz şey burada görülen açıklıklar yani yarık sayısı. Şimdi burada 4 tane var. Bu 6 da olabilir, 8 de olabilir, 9 da olabilir. Bunu bilemeyiz. Bir de N çarpı FS dediğimiz yarık frekansı var. Yani şöyle söyleyelim. Mesela ben bunu arkadaşlar bir tur attırdığımda aslında kaç tane açıklık atlatmış oluyorum? Bunda 4 tane olduğu için 4. O yüzden mesela bizim stroboskopumuzun frekansı 2 ise buradaki yarıkların frekansı 8 olmak zorunda. Çünkü 1 saniyede ben bunu 2 defa döndürüyorsam 1 saniyede 8 tane açıklık atlatıyormuş gibi düşünmem gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar bizim bu yarık frekansı dediğimiz N çarpı F ise eğer dalgaların frekansına eşitse dalgalar duruyormuş gibi gözükür. Eğer N çarpı F ise FD'den büyükse yani biz bunu hızlı çeviriyorsak o zaman dalgalar geri gidiyormuş gibi görülür. Bakın bunu günlük hayatta arabanın jantlarına bakarken yaşamış olabilirsiniz. Araba ilerlerken bazen baktığımızda jantlar duruyormuş gibi algılanabilir. Ya da bazen araba sağ tarafa doğru gitmesine rağmen sanki tekerleğin sol tarafa doğru gittiğini algılıyor olabiliriz arkadaşlar. Bu tamamen oradaki yarık frekansının bizim gözümüzün algı frekansına eşit ya da büyük olmasından kaynaklanıyordur. Eğer bizim gözümüzün frekansına eşitse biz jantı duruyormuş gibi algılıyoruz mesela tekerleği. Eğer araba çok hızlı gidiyorsa o zaman çok hızlı hareket ettiği için gözümüzün algı frekansını geçiyor. O zaman da sanki tekerleği dönüyormuş, geri dönüyormuş gibi hissediyoruz. Eğer dalgaların frekansı yarık frekansından büyükse arkadaşlar o zaman da dalgaları ileri gidiyormuş gibi görüyoruz. Şimdi bizim için burada önemli durum şudur arkadaşlar. Çünkü bunlarda matematiksel bir ifade yapamayacağız. Sadece yorumsal yapacağız. Burada dalga frekansını bulmak istiyorsak o zaman biz stroboskopun frekansıyla stroboskopun yarık sayısını çarpmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu matematiksel modellemeyi unutmuyoruz. Evet, devam ettik. Burada sorumuz var. Bir dalga kaynağının ürettiği dalgaların ardışık 3 dalga çukuru arası uzaklık 60 cm olup bu dalgalara frekansı 2 saniye üzeri -1 olan 6 yarıklı bir stroboskopla bakıldığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözüküyor. Buna göre dalgaların frekansını ve yayılma hızını bulmamızı istemiş. Şimdi öncelikle ardışık 3 dalga çukuru diyor. Bakın şöyle bir dalga çizelim istiyorum bakın şöyle. Bir çukur, iki çukur, üç çukur. Şimdi bu üç çukurun arasında kaç tane dalga boyu vardır?
2 tane. O zaman bana burada diyor ki 2 tane dalga boyu 60'tır. Yani 2 lambda 60 ise o zaman lambda bizim için kaçtır? 30 santimetredir diyoruz arkadaşlar. Bu ilk bulduğumuz şey. Sonra bize verilen diğer bilgilere bakıyoruz. Dalgalara frekansı 2, yarık sayısı 6 olan stroboskopla. Yani bana FS'nin 2 olduğunu söylüyor. Yarık sayısının da 6 olduğunu söylüyor. O zaman ben dalgaların frekansı olan FD'yi N çarpı FS olarak bulacağımı biliyorum. O zaman dalgaların frekansı 6 çarpı 2'den 12 saniye üzeri eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Frekansı bulmuş olduk, 12'ymiş diyoruz. Şimdi dalgaların yayılma hızı için diğer matematiksel modellememiz neydi? V eşittir lambda çarpı F'ti. Şimdi artık burada dalga boyunu biz kaç bulmuştuk? 30 bulmuştuk. Dalgaların frekansını kaç bulmuştuk? 12 bulmuştuk. Çarptığımızda da burada 360 santimetre bölü saniyelik ya da 3,6 metre bölü saniyelik bir hızla ilerlediklerini bulacağız arkadaşlar. Evet, devam ettik. Şimdi arkadaşlar ses dalgalarına geçiyoruz. Günlük hayatta daha çok karşılaştığımız dalgalar. Öncelikle ses dalgası nedir? Hangi özellikleri nelere bağlıdır onları konuşacağız. Şimdi ses maddelerin titreşiminden meydana gelen ve yayılmak için ortama ihtiyaç duyan mekanik dalgalardır. Bu nedenle boşlukta ilerleyemezler. Ses dalgaları enerji taşıyan boyuna dalgalardır. Lütfen bunu unutmuyoruz. Dalgalar ünitesinin başında konuşmuştuk zaten. Şimdi bakın, burada bir diyapazon var, ses çatalı. Buna bir tokmakla vurduğumuzda arkadaşlar bu titreşmeye başlıyor. Titreşmeye başladığı zaman da hava moleküllerini de titreştirmeye başlıyor. Hava molekülleri öyle bir titreşiyor ki bazı bölgeler sıkışık, bazı bölgeler gevşek oluyor. Buradaki sıkışık ve gevşek bölgeler, mesela sıkışık tepe 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 diyebiliriz. Gevşek bölgelere de çukur 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 diyebiliriz. Yani bizim için tepe ile tepe arasında olan şu mesafe yine arkadaşlar dalga boyudur diyebiliriz. Şimdi ses en iyi katılarda, sonra sıvılarda, sonra da gazlarda yayılır. Ses en hızlı katı, sonra sıvı, sonra gazlarda yayılıyor. Çünkü ses moleküllerin enerjiyi birbirine titreştirmesiyle yayıldığı için arkadaşlar, katıda da moleküller birbirine en yakın olduğu için orada ses daha hızlı yayılıyor. Mesela bunun günlük hayattaki kanıtı nedir derseniz, mesela eskiden işte trenin gelip gelmediğini anlamak için insanlar rayları dinliyorlarmış. Neden? Ray katı olduğu için trenin sesini havada duyamazken katı ortamda duyabildikleri için böyle bir yol izliyorlarmış. Şimdi ortamın sıcaklığı arttıkça dalgaların hızı, yani ses dalgalarının hızı ne olur derse, sıcaklık arttıkça dalgaların yayılma hızı da artıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Evet, ses dalgaları ile ilgili bilmemiz gereken temel kavramlar nedir? Yani frekans deyince ne anlayacağız? Şiddet deyince ne anlayacağız? İşte gürlük deyince ne anlayacağız gibi. Şimdi bakın, ilk önce temel kavramlardan bir tanesi sesin yüksekliği. Şimdi köpeğin çıkardığı ses kedinin çıkardığı sesten daha kalındır. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe sesin yüksekliği diyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki yükseklik günlük hayatta kullandığımız yükseklik kavramıyla aynı değil arkadaşlar. Yani biz günlük hayatta mesela sesimizi yükselt dediğimiz zaman yaptığımız davranışla buradaki sesin yüksekliği aynı anlama gelmiyor. Bunun farkını birazdan daha detaylı anlatacağım. Şimdi sesin yüksekliği deyince siz sesin frekansı olduğunu anlayacaksınız. Yani frekansla ilgili bir şey olduğunu. Sesin frekansı arttırılırsa ses incelir ve ses yüksekliği artar. Yani ince sesler frekansı yüksek seslermiş. Frekans azalırsa ses kalınlaşır ve yüksekliği azalır. Yani kalın seslerin frekansı az, yüksekliği azmış. Yüksekliği fazla olan sesler, yani ince seslere biz tiz ses, yüksekliği az olan seslere, kalın seslere de pes ses adını veriyoruz arkadaşlar. Ses dalgalarının frekansının birimi hertz'tir. Biz bunu hertz olarak ifade ediyoruz birimini. Şimdi insan kulağı frekansı 20 hertz ile 20.000 hertz arasındaki sesleri duyabilir. Frekansı 20 hertz'ten düşük olan seslere infrasonik ses diyoruz bakın.
Deprem dalgalarının ürettiği ses infrasonik sestir. Frekansı, mesela deprem dalgalarının ürettiği infrasonik ses derken şöyle mesela. Şimdi derler ki işte depremin sesini depremi hayvanlar hissediyor. Aslında hayvanlar depremi arkadaşlar hissetmiyor, duyuyor. Yani deprem olurken bir ses çıkıyor ama oradaki ses bizim duyma aralığımızda olan bir ses değil. Mesela köpeklerin ya da çoğu hayvanın duyma aralığında olan seslerdir. Mesela köpek düdükleri vardır. Çaldığınızda hiçbir şey duyamıyorsunuz ama köpek bunu duyuyor, rahatsız oluyor, kaçıyor gibi. Hatta köpek savar da deniyor bunlara. Frekansı 20 bin Hz'ten büyük olan seslere de ultrasonik ses diyoruz. Ultrason cihazlarında da ultrasonik sesler kullanılır arkadaşlar, unutmuyoruz. Şimdi burada iki tane diyapazon var. Bu diyapazonlardan bir tanesi büyük, bir tanesi küçük bakın. Şimdi bunlara vurduğumuzda hangisinden daha büyük frekans elde ederiz derse, burada L'de elde ettiğimiz frekans K'dan büyüktür. Yani küçük olandan elde ettiğimiz ses ince bir sesmiş, büyük olandan elde ettiğimiz ses kalın bir sesmiş. Çünkü ince sesin frekansı daha büyük. Ses dalgalarının frekansı sadece ses kaynağının özelliklerine göre değişir. Aynı diğer dalgalarda olduğu gibi frekans sadece kaynağa bağlı diyoruz yani. Bu nedenle sesin yayıldığı ortamın özellikleri sesin frekansını etkilemez. Bir telden çıkan sesin frekansı telin yapıldığı maddenin cinsine, teli gelen kuvvete, telin boyuna ve kesit alanına bağlıdır. Bir telden çıkan sesin frekansını arttırmak için. Şimdi burada mesela saz ya da gitar gibi aletlerde arkadaşlar akor yapılır. Yani tellerin böyle gerginliği arttırılır ya da azaltılır. Ya da mesela hepsinde aynı kalınlıkta tel kullanılmaz. Burada tellerden çıkan sesin frekansını değiştirmeye çalışmaktır amacımız. Bir telden çıkan sesin frekansını arttırmak için, yani sesi inceltmek için ne yapabiliriz diyoruz? Teli gelen kuvveti arttırabiliriz, telin boyunu kısaltabiliriz, telin kalınlığını azaltabiliriz arkadaşlar. Yani bir telden çıkan sesin frekansını arttırmak için kuvvetin büyük olması lazım, telin kısa olması lazım ve telin ince olması lazımmış arkadaşlar. Şimdi boş ya da dolu şişelerde ses kaynağı olarak kullanılabilir. Şişenin ağız kısmına üflendiğinde ya da şişeye bir cisimle vurulduğunda ses çıkar. Şimdi bakın burada iki tane kabımız var. K ve L kapları. L kabında su miktarı fazla, K kabında az. Şimdi hava ortamında olduğumuz için kabın üst taraflarında doğal olarak hava var. Şimdi burada size iki tane durumdan bahsedebilir. Diyebilir ki şişenin ağzına üflendiğinde şişe içerisindeki hava moleküllerinden çıkan sesleri kıyaslayınız diyebilir. Ya da bir şişeye tokmakla vurulduğunda çıkan sesleri kıyaslayınız diyebilir. Şimdi burada üfleme olayı mı var yoksa vurma olayı mı var? Buna ne olur soruda dikkat ediyoruz. Öncelikle de bunun birbirinin tam tersi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer üfleme olayını biliyorsak bulduğumuz şeyin tersi buradaki vurma olayında gerçekleşecek. Şimdi şişenin ağzına üflendiğinde şişe içerisindeki hava molekülleri ses çıkartıyor. Bakın kimde daha fazla hava var? K kabında. Bu nedenle K kabındaki hava miktarı daha fazla olduğu için K kabında oluşan dalgaların dalga boyu daha büyük oluyor. Şimdi orta bayna olduğu için burada hızlar her halükarda eşit oluyor ve bizim V eşittir lambda çarpı F'e göre hızlarımız aynı olduğu için dalga boyu büyük olan seslerin frekansı da az oluyor. Şimdi buraya baktığımızda K'nın dalga boyu L'den büyükse o zaman L'nin frekansı K'dan büyüktür demek oluyor bu. Yani L kabından ince, K kabından kalın ses çıkıyor anlamına geliyor. Ya da L kabından tiz ses çıkıyor, K kabından pes ses çıkıyor diyebiliriz. Şimdi bir şişeye tokmakla vurulduğunda bu kez cam ve sıvı molekülleri titreşim başlatıyor. Hangisinde daha çok su var bakın? L kabında. O zaman L kabındaki su miktarı fazla olduğu için L kabında oluşan dalgaların dalga boyu daha büyük oluyor. Bu kez de dalga boyu L daha büyük olduğu için K'nın frekansı büyük oluyor. Yani bu kez biz arkadaşlar K kabından ince yani tiz frekansı büyük ses, L kabından kalın ses yani pes ses
frekanslı küçük ses elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik diğer bir kavram, sesin şiddeti. Sesin şiddeti enerjisiyle doğru orantılıdır. Ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye, birim zamanda dik olarak uyguladığı kuvvete sesin şiddeti denir. Ses şiddetinin birimi SI birim sisteminde desibeldir arkadaşlar. Bunu duymuşsunuzdur. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Bu nedenle de biz uzaktaki birine sesimizi duyurmak için bağırma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü uzaklaştıkça şiddeti azaldığı için. İnsan kulağı ise 0 desibel ile 120 desibel arasındaki sesleri algılayabiliyor. 120 ve daha üstü sesler geçici ya da kalıcı sağırlığa sebep olabiliyor. Bu arada 0 desibelden daha küçük sesler de var bakın. -9'lar, -8'ler gibi, ama biz 0 desibel duyma aralığımız olarak belirlemişiz. Şimdi bakın, burada sesin şiddetiyle alakalı geçmiş yıllarda sorulmuş bir üniversite sınav sorusu var. Bakın şöyle diyor. Bir çocuk, yani bir baba çocuğa televizyonun sesini yükseltmesini istiyor diyor. Şimdi yükseltme kavramı biraz önce ses yüksekliğini incelediğimizde frekansla alakalı bir şeydi. Ama burada günlük hayatta biz sesimizi yükselt dediğimizde ne anlıyoruz? Daha çok bağırma anlıyoruz. Bu nedenle de arkadaşlar, ses yüksekliği denilen kavramı karıştırmamak için size sorulan soruda eğer bir cümle verilmişse o cümlenin günlük hayatla mı alakalı olduğunu yoksa bilimsel bir söylem mi olduğunu algılamamız gerekiyor. Şimdi bilimsel bir söylemde sesin yüksekliğini arttırmak demek sesi inceltmek, frekansını arttırmak demek. Ama günlük hayat söyleminde sesini yükselt demek bu sesin şiddetini, yani genliğini arttırmak, daha çok bağırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi sesin tınısı. Aynı frekansta ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan sesin özelliğine tını denir. Biz tınıyı şöyle de tanımlıyoruz. Müzik aletlerini birbirinden ayırdığımız sesin özelliğine tını diyoruz. Şimdi mesela do, re, mi, fa, sol, yani bu notalar birer frekanstır. Biz gitardan çıkan bir re sesiyle kemandan çıkan bir re sesi aynı frekansta olmasına rağmen onların birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özellik tını oluyor arkadaşlar. Sesin yansıması ve yankı olayı. Ses dalgalarının bir engel ile karşılaştığında yön değiştirmesi olayına sesin yansıması, yansıyan bu sesin tekrar duyulmasına da ise biz yankı ya da eko diyoruz arkadaşlar. Şimdi rezonans. Rezonans ne demek? Salınım yapan bir sistemin doğal frekansı ile aynı frekansta kuvvet uygulanarak salınım genliğinin artması olayına rezonans diyoruz arkadaşlar. Rezonans olayı müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesine önemli bir rol oynuyor. Şimdi bakın, rezonans ne demek? Rezonans, bakın, her maddenin kendi içinde molekülleri titreşim hareketi yapıyor. Çünkü doğada hiçbir şey durağan halde değildir. Bunların kendi içlerinde bir doğal frekansları var bakın. Diyelim ki bu frekans 100 Hz olabilir. Şimdi siz buna 100 Hz'lik bir etki yaratırsanız buradaki moleküllere arkadaşlar çok büyük bir enerji vermeye başlıyorsunuz. Bunlar doğal frekansına ulaştıkları zaman salınım hareketini arttırıyorlar ve inanılmaz büyüklükte, genlikte, enerjide salınım yapmaya başlıyorlar. Şimdi rezonans olayını günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz dersek, görüntüleme amaçlı kullanılan MR, yani açılımı manyetik rezonans, cihazlarındaki radyo dalgaları ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa getirilerek görüntü elde ediliyor bakın. Şimdi 1940 yılında ABD'de bulunan Takama-Naros Köprüsü rüzgarda rezonansa gelerek yıkılmıştır. Şimdi bakın, 1940 yılında Takama-Naros denen köprü dünyanın en büyük 3. köprüsü. Tasarlanma aşamasında 140 kilometre bölü saatlik rüzgara dayanıklı olarak inşa edilmiş. Ama 60 kilometre bölü saatlik rüzgarda yıkılmış bakın. Şimdi sebebi de o anki rüzgarın esmesi bu Takama-Naros denilen köprünün doğal frekansına eşit frekansta gerçekleşmiş. O yüzden de arkadaşlar köprünün salınımı inanılmaz bir şekilde arttığı için köprü artık buna dayanamamış. Mesela askerler köprüden geçerken
bu raprap dediğimiz yürüyüşü yapmazlar. Çünkü eğer bu raprap denen yürüyüş köprünün doğal frekansına eşit olursa bu yıkılabilir. Bu olay zaten 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri Avusturya'yı işgal ederken arkadaşlar gerçekleşmiş bir olaydır. Şimdi deprem dalgaları. Volkanik patlamalar, levha hareketleri ve çöküntüler yer kabuğunda kırılmalara neden olur. Yer kabuğunun içindeki kırılmalar sonucu ortaya çıkan enerjinin dalgalar haline yayılarak yer yüzeyini sarsması olayına deprem diyoruz arkadaşlar. Depremle ilgili çalışmaları yapan bilim dalına ne diyoruz? Sismoloji diyoruz. Sismoloji alanında çalışan bilim insanlarına ne diyoruz? Sismolog adını veriyoruz arkadaşlar. Deprem büyüklüğü kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve ortaya çıkan enerjinin düzeyinin bir ölçüsüdür. Deprem büyüklüğü sismograf denen bir aletle ölçülür arkadaşlar. Sismografta yapılan ölçümden Richter ölçeği denilen bir ölçüm tanımlanır. Richter ölçeğinde deprem dalgalarının büyüklüğü 1 ve 9 arasındaki rakamlarla sıralanır. Bu ölçekte her birim artışı sarsıntıda 10 katlık artışa karşılık gelir. Şimdi bakın bu Richter ölçeği, Richter denen adam bir matematiksel formül yaratmış. Bu sismograftan elde ettiği değerleri bu matematiksel formüle koyduğunda karşılığında 1 ile 9 arasında bir sayı çıkıyor bakın. Bu 1 ile 9 arasında çıkan sayıya biz depremin büyüklüğü adını veriyoruz. Bakın şiddeti değil, büyüklüğü. Burada 1 ile 9 arasında sıralama var. Ama mesela 1.2 ya da 2.2 ya da diyelim ki 1 şiddetinde deprem, 2 şiddetinde deprem, 3 şiddetinde deprem. 1 şiddetinde deprem, 2 şiddetindeki depremin 10 kat daha büyük enerjiye sahip. Yani 10 kat daha tehlikeli. 2 şiddetindeki de 3 şiddetindeki de 2 şiddetinden 10 kat daha tehlikeli. Yani 1 şiddetindeki ve 3 şiddetindeki arasındaki enerji farkı 100 katmış arkadaşlar. Yani 5 olsa ne olur, 6 olsa ne olur demeyelim. Çünkü 5 ile 6 arasında inanılmaz bir fark var bakın. Depremin insanlar üzerindeki etkilerinin ölçüsüdür. Depremin oluştuğu yerde verdiği zararla ilgilidir. Depremin şiddeti depremin büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermez. Şimdi arkadaşlar depremin şiddeti ve depremin büyüklüğü. Bakın depremin büyüklüğü her yerde aynı ölçülen bir şeydir. Ama depremin şiddeti dediğimiz şey ise depremin yaşandığı bölgeye, o bölgede yaşayan insan sayısına, o ülke yani ya da o bölgedeki sosyoekonomik duruma göre birçok değişkene bağlıdır. Depremin merkezden uzaklaştıkça depremin şiddeti azalır ama büyüklüğü değişmez bakın. Şimdi diyelim ki çölde bir deprem oldu. Bina yok, insan yok. O zaman arkadaşlar bu depremin büyüklüğü diyelim ki 7 olsa bile şiddeti 0 olabilir. Ama başka bir bölgede birçok insanın yaşadığı bir bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem olabilir. O zaman bina yıkılabilir, işte insanlar yaralanabilir ya da farklı durumlar olabilir. O zaman depremin şiddeti arkadaşlar daha büyük çıkabilir. Yani şiddet dediğimiz olay aslında görülen zararla orantılı bir şeydir. Depremin büyüklüğüyle her zaman aynı manaya gelmeyebilir. Ekranda arkadaşlar ödüllü sorumuz var. Cevaplarınızı, yorumlarınıza bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.